Saati kaça kuruyorsun? 8. Aa, sen ciddisin. Bir an ilginçlik, inandırıcılık dengesi zayıf geldi de ondan şey yap. Ben de yarın o saatte kalkacağım. Eğer istersen seni de uyandırabilirim. Mersi. Yalnız bu güven yetmezliğini de tarihe not düştüm bilesin. Burası doğu cephesi biliyorsun ki. O yüzden burada yatıyorum ki güneş gözüme girsin, hemencecik uyanabileyim. Şebnem. Şebnem. Hı. Hadi kalk. Kalk, işe geç kalacaksın. Hadi. Şebnem. Dimyat'a görüşmeye giderken evdeki uykudan olma. Ayrılıklar uyumaya dahil, ayrılanlar hala uykulu. Uyumak ya da uyanamamak, işte bütün mesele bu. Şebnem, aforizma parçalamayı hemen kesiyorsun ve kalkıyorsun. Bugün işteki ilk günün. Hadi kalk. Uf. Hadi kalk. Tamam ya, tamam. Hadi çabuk çabuk çabuk. Benim doğum iznim yarından itibaren başlıyor. Bir ay deneme süresini hemen başlatın dedi Harun Bey. Şimdi bu yurt içi aramalar için. Bunlar yurt içi telefon listeleri. Burada olanlar da yurt dışı. Her ikisine de sen bakacaksın. Yurt içinden gelen aramaları birinci, diğerlerini ikinci hattan aktaracaksın. Yönetim kurulu kararları çok önemli bir toplantıda olmadığı müddetçe Harun Bey'in odasına imzaya gider. Tüm randevuları sen not edeceksin. Akşam Harun Bey çıkmadan kendisine programı götürüp ertesi günün onayını alacaksın. Sabah gelir gelmez ilk iş şekersiz espresso ile birlikte Harun Bey'e gidip programı teyit edeceksin. VIP listesi bu defterde. İçindekiler hariç hiç kimse randevu almadan Harun Bey'i göremez. Israr edenlerle sen ilgileneceksin. Bunların dışında tek bir kişi ayrıcalıklıdır. Eşi mi? Hayır, Küçük Bey. O geldiği zaman milyon dolarlık toplantılar teferruat listesine düşer. Ama zaten yılda bir ya uğrar ya uğramaz. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok, ben her şeyi anladım da ben bunları yaparken beni asiste edecek diğer 8 asistan ne zaman işe başlayacak? İlk gün bana anlatıldığında ben de aynı tepkiyi vermiştim. Ama enerjik bir yapın varsa, sabredersen, çabuk pes etmezsen göz açıp kapayıncaya kadar alışıyorsun. Hatta bunca şeyi organize etmekten gurur duyuyorsun. Yoğun günlerde kendimi bir orkestra şefi gibi hissederim hep. Yani ben şu an daha çok ince bir telin üzerine iteklenmiş ip cambazı gibi hissediyorum ama neyse. Harun Bey işini oldukça ciddiye alır. Kendisi zalim ya da acımasız birisi değildir. İlk günden sizden de her şeyi mükemmel bir şekilde idare etmenizi beklemez. Potansiyelinin nasıl kullandığına bakar. Ha, öyleyse sorun yok. Ben geçmişte potansiyel kuyuma bir taş atmıştım, hala sesi gelmedi. Yalnız tek bir istisna var. Daha önce de söylediğim gibi Harun Bey'in hem tatlı belası hem de göz bebeği olan Küçük Bey. Gerçi buralara yolu düşmez ama gelirse ya da ararsa hiç bekletme Küçük Bey'i, affetmez. Buyurun. Günaydın Harun Bey, hoş geldiniz. Şimdiden hayırlı olsun Pelin Hanım. Teşekkür ederim. Size de hayırlı olsun Şebnem Hanım. Umarım keyifle çalışırız. Teşekkür ederim Harun Bey, umarım. Hazırlanış dünyası. Şebnem Gürsoy geliyor. Alo. Tamam.
Hardly knows person in line. I'm his assistant. How may I help you? So? I couldn't understand. Would you be so kind to repeat that? You want to do what exactly? So may I have your name, please? Can you spell your surname? Okay. Please hold for a second. Harun Bey, sizi Langzo adında biri arıyor ama sizinle konuşmak istediğini değil, sihirlemek istediğini söyledi. Muhtemelen berbat aksanından kaynaklanıyor. Hemen bağlıyorum. Ay, Bay Zo, İngilizce kursunu elementary seviyesinde bırakmış anlaşılan. Ay. Küçük bir arabası otoparka giriş yaptı. Asansör hazırlandı. Hemen Harun Bey, haber verin. Küçük bir asansörün gelmek üzere. Paniğinizi hemen bir sessize alıyorsunuz. Harun Bey şu anda çok önemli bir toplantıda. Ha, anlamadınız herhalde. Küçük Bey geliyor. Söz konusu olan Küçük Bey olduğu zaman Harun Bey için gerisi teferruattır. Anladım. Gelsin bakalım.